Canlarım selam 90 gün ayıta matematik kampımızın geldik bugün tamı tamına 76. dersine türevin tamı tamına 16. ders videosundayız arkadaşlar ve bugün türevde maksimum minimum problemleri de başlıyoruz. Maksimum minimum problemleri ne? Beni çok şaşırttı geçen sene. ÖSYM e maksimum minimum problemlerinden türevi sormaya başladığı yıllardan itibaren her sene bir tane soru kesin sormuştu. Önceki sene biliyorsunuz ben her yıl sınava e, sınav e, anındaki sınav atmosferini görmek adına ve soruları önceden görmek adına hani o heyecanlı yaşamak adına giriyorum opti falan işaretlemiyorum sadece giriyorum soruları görüp çıkıyorum e, çözüp çıkıyorum Allah Allah araştırıyorum bakıyorum maksimum minimum problemleri nerede diye yok. Maksimum minimum problemlerinden geçen sene soru sormamışlar ama bence istisnai bir durum. Bundan sonraki sene olan 2023 AYT'de benim tahminim bir tane maksimum minimum problemi soracaklar gibi geliyor bana. Şimdi zor mudur? Zordur. Bak. Maksimum minimum problemleri türevin en zor yerlerinden bir tanesidir. Sebebi çok böyle şey mi olduğu için görmesi şey yapması böyle zor onunla hayır değil. Peki böyle çok mu formül, formül, kural, mural hayır o öyle bir şey de yok. Sadece tek olayı ne biliyor musunuz? Verilen sözel ya da kurgusal bilgiyi bir polinom denklemine dönüştürme kabiliyeti istiyor maksimum minimum problemleri birazdan bu söylediğimi daha ayrıntılı bir şekilde size açacağım ama maksimum minimum problemleri zor mu hayır arkadaşlar maksimum minimum problemleri zor değil onu söyleyeyim yani. yani az önce zor demiştiniz tamam zor ama öyle e, zorluğu zor olduğundan gelmiyor şimdi ne demek istediğimi anlatamadım ben size yani evet zor ama zor olması zor olduğundan değil aslında kolay <laughs> Burada kapatabilirsiniz videoyu. 90 gün ayet matematik kampı video ders kitabımızdan hemen bakalım. Türev 16 yavrum sayfa 276, 277, 278 ve bugün iki test ödeviniz var. Soru bankamızdan türev kısmının test 27 ve test 28'ini hallettiğiniz takdirde maksimum minimum problemlerinin ilk partını halletmiş oluyoruz. Hocam bu iki gün boy evet bu 76. gün ve 77. günün birinci videosunda maksimum minimum problemleri işlenecek. 77. günün iki, ikinci videosunda da anlık değişim oranı, ortalama değişim hızının türevle ilişkisi ve türevin fiziksel yorumu işlenecek. Ve yarın yani 77. günde türevin konu kısmını bitiriyoruz, kapatıyoruz. Türevin bir de aficionado testi kısmı var ki o da 2 gün boyunca sürecek. Çünkü içerisinde baya bir soru var arkadaşlar. Bir de böyle sağlam sorular var içerisinde. O yüzden 78 ve 79 9'da da, da türevin efishinado testlerini yapacağız ve sonra arkadaşlar türev mevzusunu türev defterini kapatmış, bitirmiş olacağız. Sonra da son 10 gün integrali yaptıktan sonra kampımız e, nihayete ermiş bulunacak sevgili benim biricik öğrencilerim. Hazırsanız türevin 16. dersinde kampımızın 76. gününde tüm zamanların en büyük AYT kampında 76. gün türevin 16. dersi başlıyor. Evet karşınızda maksimum-minimum problemleri. Hocam nedir bu maksimum-minimum problemleri? Bize anlatır mısınız? Hayır anlatmayacağım diyormuş. Şimdi tabii ki anlatıyorum. Tabii ki buarım maksimum-minimum problemlerimi. Tabii ki buarım. Şimdi arkadaşlar bakın bir fonksiyon maksimum ya da minimum değerini türevinin türevinin sıfır olduğu yerde alır sıfır olduğu yerde alır. Hocam bu bir eksik bilgi bence. Ne demek lan bana karşı mı geliyor? <laughs> Doğru eksik bir bilgi. Mesela şunun için geçerli olmaz bu yazdığım şey. Mesela şöyle bir fonksiyon verirsem. Bu fonksiyon minimum olduğu değer bu olmasına rağmen. Türevinin sıfıra eşit olduğu yerde minimum değerini almıyor. Çünkü örneğin burası 3 burası eksi 5 olsun. Bu fonksiyon dip değerini e, f3 eşittir eksi 5 almış. Yani 3'e eksi 5 noktası bu polinom, e, bu fonksiyon için nedir arkadaşlar? Max, minimum nokta. Mutlak minimum nokta. Yani yerel minimum nokta. Yani bir ekstremum nokta. Halbuki fonksiyonun 3'teki türevi sıfır değil. Çünkü arkadaşlar 3'te sivri uç. Kırılma noktası yapmış. Burada türev yoktur. Tamam mı? Burada anlaştık mı? Hem fikir miyiz? Peki. O zaman niye yanlış cümle kurdunuz hocam bize? Tamam düzeltiyorum özür dilerim. Bu fonksiyona ok çıkartıyorum. Diyorum ki bu fonksiyon ama nasıl bir fonksiyon? Polinom fonksiyon. Heh, şimdi oldu hocam. Polinom fonksiyonlar maksimum ya da minimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Oh güzel. O zaman ben %90 maksimum minimum problemlerinde polinom fonksiyonlarla ilgileneceğim. Onu sizin müjdesini şimdi size vereyim. Tamam mı? Ve şunu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Ben bu maksimum minimum problemleri sorularında hep bir şeyin cevabını arayacağım. Bir şeyin bak zaten problemler ne problemi? Maksimum minimum problemleri. Gel şöyle ekrana bak. Soru köklerini inceleyelim. Gel senle. 243'e bak şimdi. En çok kaç? En büyük kaç? En küçük kaç? En yakın nokta? En küçük değer? En çok kaç TL kar? En az uzaklık, en fazla kaç metrekare? kare, ee, alanın en çok olması lazım. En çok alan, en büyük alan, en büyük tanja, en büyük uzunluk, al, dikdörtgenin alanının en az değeri, e, telin uzunluğunun minimum değeri, yamuğun alanının en büyük değeri, al, üçgenin alanının en çok değeri, de, e, ABCD alanının en çok kaç olduğu. Yani bize maksimum minimum problemlerinde isminin hakkını veriyor en büyük ve en küçük değerleri soruyor. Dolayısıyla biz bir şeyin ya maksimum değerini ya da minimum değerini bulacağız tamam mı? O yüzden genel anlamda bu bir kural değil genel olarak böyle bize bu adam ikinci dereceden bir polinom oluşturtacak. İşte ax kare artı bx artı c şeklinde oluşturacak veya bu polinomu böyle oluşturmak zorunda değil bazen iki çarpanla oluşturacak. Yani diyecek ki px polinomunu sana verdim. Şöyle verdim. mx artı n çarpı ax artı b diye verdim. Sonuçta bu da ikinci dereceden. Sen hangi tip polinom verilirse verilsin. Bu polinomun en büyük veya en küçük değerini sorul, sorduğu zaman her zaman türevini alacaksın ve sıfıra eşitleyeceksin. Çünkü bir polinom fonksiyon maksimum ya da minimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Tamam mı? Net miyiz burada? Şimdi türevi alınan fonksiyonun kesinlikle 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 tek değişkenli tek değişkenli bir polinom olması gerekir. Yani iki değişkenli işte ax kare artı bx artı c y kare falan gibi değil. Polinomumuz tek değişkenli. Çünkü ben size iki değişkenli türev almayı göstermedim. Çünkü müfredatımızda yok. Dolayısıyla karşınıza gelecek maksimum minimum problemlerinde eğer varsa iki değişken bunu kesinlikle ama kesinlikle tek değişkene düşürmek zorundasınız. Peki bir şeyi iki değişkende verilen bir şeyi tek değişkene düşür. O kadar kafanızı karıştırmayayım. Sorularda göreceksiniz. Buradan şu ilk şu anlattığım yerden, şu ufak yerden anlamanızı istediğim nokta şu. Bir polinom maksimum ya da minimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Dolayısıyla bize en çok en az minimum, maksimum, en büyük, en küçük diye bir şey sorduğu zaman aklıma hemen şu gelsin en büyük ya da en küçük olarak istediği şeyi bir denklem haline getirip türev alıp sıfıra eşitleyebilir miyim? Hep bunu düşüneceksiniz. Şimdi 200 örneklerle çok daha iyi oturacak. Mesela 243 adam diyor ki sana bir tane dikdörtgen verdim diyor. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları x eksi 2'ye 8 eksi x diyor. Bana bu dikdörtgenin alanının maksimum değerini söyle diyor. En çok kaç olur diyor. Kardeşim şimdi e, ee, dikdörtgenin alanının şöyle bulunduğunu biliyorum. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kenarları rastgele yazdım bu arada. Fark etmez. Kısa uzun kenara x eksi 2 yazdım. Kısa kenara da 8 eksi x yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra arada da çarpımız var. Şimdi x'e değer vererek bulabilir miyim? Abi bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü x'in tam sayı olmayı bırak rasyonel sayı bile olduğunu bilmiyorsun. Rasyonel sayıda da yapamazsın da. Rasyonel bile dememiş Demek ki bir reel sayı. Lan bir reel sayıysa bunun köklüsü var, osu var, busu var, bölülüsü var, kök 3 bölü 4'ü var, 2 bölü 7'si var. Sen değer vererek alanın maksimum değerini bulamazsın. Hiçbir zaman emin olamazsın. Burada yapacağın en sağlıklı güzel hareket diyeceksin ki kardeşim bu alan dediğim şey bir polinom fonksiyon mu? Evet. Ben bu polinom fonksiyonun yani alanın maksimum olduğu değeri mi arıyorum? Evet. O zaman alanın maksimum değerini arıyorsam alanın türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü bir polinom her zaman maksimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Peki. Güzel. O zaman bu alanın türevini alalım. İster dağıtın türev alın, ister çarpımın türevini yapın. Ben daha çarpımın türevini yapacağım. Birincinin türevi yok. bir zaten. İkincinin kendisi 8 eksi x. Artı birincinin kendisi x eksi 2. İkincinin türevi 8 eksi x'in türevi eksi 1. O zaman arayı eksi yaptık şöyle. Tamam mı? Bu. Bunu sıfıra eşitleyeceğim işte arkadaşlar. Hadi içeri dağıtalım. 8 eksi x eksi x artı 2 eşittir 0. Eksi 2 x'i karşı tarafa attım. 2 x eşittir 8 artı 2'den 10. Buradan x eşittir 5. Demek ki arkadaşlar x eşittir 5 değeri için bu alan maksimum oluyormuş. Alanın maksimum değeri 5 değil. Biz neyi 5 bulduk? x'i 5 bulduk. Yani x eşittir 5'i yerine yazdığımda 3 burası geliyor. 8 eksi 5'ten 3 de burası geliyor. Dolayısıyla 3 kere 3'ten alanın maksimum değeri 9 olarak bulunuyor. Arkadaşlar burada şimdi size bir tiyo da vereceğim. Önce bunları ilerleyen sorularda da yapacağım. Önce uzun yol sonra tiyosu. Tiyosu şu. Sonuçta e, dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenarıyla bulunuyor. Dolayısıyla iki sayıyı çarparak maksimum değer buluyoruz. İki sayıyı çarparak maksimum değer bulurken sayıları birbirlerine en yakın seçmek isteriz. Dolayısıyla bir dikdörtgenin alanının maksimum olabilmesi için o dikdörtgenin kare olması gerekir arkadaşlar. Çünkü karede bütün kenarlar birbirlerine eşittir. Farkındaysanız x yerine 5 yazınca 3 burası 3 de burası kare çıktı. Dolayısıyla biz başta uyanık olsaydık şöyle görebilirdik. Ha bunun kare olması lazım. Demek ki bunların ayrıt uzunluklarını birbirlerine eşitleyeyim. Buradan x eşittir 5 çıkar. Yerine 5 yazayım. 3 çarpı 3'ten alan 9'dur. Böyle de düşünebilirsin. Ama en başta düşünmen gereken yöntem bu. Anlaştık mı burada hem fikir miyiz? O zaman 244 ile devam ediyorum. Adam diyor ki x ile birer pozitif reel sayı. Bak reel sayıysa deneme yanılma yapamazsın. İşte ona bir vereyim ona iki. Cık, hayır yapamazsın. Tamam cevap 25 güzel. Ama değer vererek yapamazsın. Bu soru için çıkar. Ama ben sana bunun türevden yapılışını göstermeliyim. Çünkü her zaman bu kadar kolay soru karşına gelmeyecek. Şimdi x çarpı y çarpımının en büyük değeri. Ben neyin en büyük değerini arıyorum? Bunun. O zaman benim yapmam gereken şey en büyük değerini aradığım şeyin türevini alıp sıfıra eşitlemek. İyi de ben bunun türevini nasıl sıf e alıp sıfıra eşitleyeyim? Burada iki tane değişken var bak bir iki. Dolayısıyla ben buradaki y değişkenini de x'e çevirmeliyim. Nasıl çevirebilirim? E yukarıda var bak. Y'yi yalnız bırakırsan y eşittir. X'i karşı tarafa yolladığın zaman 10-x değil mi? O zaman x çarpı y gördüğün yere 10-x yazarsan bu işte senin en büyük değerini aradığın ifade değil mi? Al bunun türevini eşitle sıfıra buradan gelen x değeri sana e, x y çarpımının en büyük değeri için x'in değerini verecek. Hadi alalım türevini. Önce burada içeri dağıtabiliriz. 10x eksi x kare yapabiliriz burada. Çarpımın türevine bence gerek yok. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bunun türevini alıyorum. Türevini alırsam 10x'in türevi 10. x karenin türevi 2x. 10 eksi 2x. Türevini aldıktan sonra ne yapıyorum? Türevinin sıfıra eşit olduğu yer demiştim. Yani türevini sıfıra eşit diyorum. Buradan 2 tane x eşittir 10 geliyor. Her iki tarafı 2'ye bölünce de x eşittir 5 geliyor. Yani arkadaşlar x eşittir 5 için en büyük değerini alıyormuş bu çarpım. E, x artı y toplamı 10'du. x yerine 5 yazarsam y de 5. O zaman çarpım değeri de 5 çarpı 5'ten 25 olarak bulunacak. E hocam ben bunları birbirlerine en yakın seçerim. 5 çarpı 5'ten 20. Ya tamam oğlum yaparsın öyle de. Ben sana burada farklı bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu tip soruların ana çözüm metodu türevden budur. Ha sen değer verilerek çıkan bir şey varsa değer vererek yine yap. Ama emin ol sana ÖSYM türev kısmında belki TYT'de türevi kullanmayabilirsin. Ama AYT'de bir maksimum minimum problemi soruyorsa onun türevini sana aldıracak bunun kaçarı yok. O yüzden bu mantığı iyi anlaman lazım. Şimdi diyor ki A ile B'nin çarpımının 20 olduğunu verdim sana diyor. A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diyor. Hmm. Bak burada şöyle uyanık da düşünebilirsin ha. Neyse önce uzun yolu yapayım. Uzun yol şu A artı B'nin en küçük değerini soruyor ya bu iki değişkenli bir polinom. Bunu tek değişkene ya A cinsinden sadece ya da sadece B cinsinden yazmam lazım. Ha, o zaman o zaman şöyle yapayım. B, B yerine A'lı bir şey yazayım. Şuradaki B yerine. O zaman buradaki B'yi yalnız bırakırsam B eşittir 20 bölü A olur mu? Götür yerine yaz. A artı B yerine de 20 bölü A yazdım. A artı 20 bölü A'nın türevini alacağım. Şimdi payda eşitliyorum buradan. A kare artı 20 bölü A. A kare artı 20 bölü A dediğim şeyin türevini alacağım ben. İsterseniz hiç böyle payda eşitleyip türev almayın. Çünkü ayrı ayrı türev almak her zaman iyidir. Çünkü burada bölümün türevini yapmanız gerekir. Sil bunu. Bunlar hep işte tio. Burada türev al direkt. Türev al sıfıra eşitle. A'nın türevini alıyorum 1. 20 bölü A. Bak kenarda yazayım. 20 bölü A. 20 çarpı A üzeri eksi 1 demek. Eksi 1'i başa geçirdim. Normalde burası artıydı. Eksi 1 başa geçtiği için eksi oldu. 20 çarpı A üzeri Eksi 1'in üstünü bir tane azalttım. Eksi 2. Bunu sıfıra eşitleyeceğim. Türevini al sıfıra eşitle. Buradan 1 eksi 20 bölü a kare gelir mi? Eşittir 0. Karşı tarafa atarsam 1 eşittir 20 bölü a kare gelir mi? İçler dışlardan a kare 20 gelir mi? A kare 20 ise a kök 20. Yani 2 kök 5'tir. Değil mi? Şimdi a 2 kök 5 ise burası 2 kök 5. E, o zaman 20 şunları sadeleştirelim şöyle. ...kök 5 çarpı B eşittir 10 yapacak. Her iki tarafı kök 5'e bölünce B eşittir 10 bölü kök 5. Beş. Kök 5 ile genişletirsem 10 kök 5 bölü 5... ...sadeleştirirsem o da 2 kök 5 gelecek. Neden aynı geldikler, giyildiklerini, geldiklerini birazdan anlatacağım. O da 2 kök 5. E o zaman A artı B toplamının en küçük değeri de... ...2 kök 5 artı 2 kök 5'ten 4 kök 5 olarak bulunacak. Anlaştık mı? Çarpımları verilen sayılarda toplamların en küçük değeri için sayıları birbirlerine en yakın seçerdik. Hatırlayın unutmayın tamam mı? Mesela a çarpı b eşittir 10'sa e 10 sa 1'e 10 2'ye 5 10'a 1 5'e 2 Çarpımları 10. Toplamları 11, 7, 11, 7. Bak sayıları yakın seçtikçe toplamlar küçülüyor farkındaysan. Peki hocam az önce bir kısa yoldan kısa yoldan bahsediyordunuz. Onu unutma, unuttum sanmayın. Arkadaşlar orada mevzu şu. Hani bunu şey gibi düşünün. Ayrı tuzumlukları verilen bir dikdörtgenin alanını 20 birim kare olarak verdiği yeri düşünün. Bir dikdörtgenin alanı 20 birim kare ise a artı b'nin yani e, ayrı uzunluklarının yani kenar uzunluklarının toplamı en küçük kaçtır? Yine e, karede e, size alanı verdiyse yine en küçük alanlı şey dikdörtgenin alanı verdiyse en küçük alanlı dikdörtgen yine kare olacaktır. Dolayısıyla bunları eşit seçmeniz gerekir. O zaman bu b'yi a seçerseniz a eşittir b olduğu için a çarpı b değil a çarpı a 20 olur yani a kare 20 olur a kare 20 ise A buradan 2 kök 5'tir. A'yı B'ye eşit seçtiğiniz için B de 2 kök 5'tir. Toplamları da 4 kök 5'tir. Bakın iki hamlede çözdük. Ama tabi uzun yolunu bilmenizi istiyorum. Uzun yolu bilin ama kısa yolu da bilin. Şimdi 246 ile devam ediyorum. Bakın hep aynı şey yapacağım ama sorular hep değişecek. Yani bu kadar çok soru tipinin olduğu ama bu kadar çok aynı şeyin kullanıldığı matematikte başka bir şey görmedim ben. Y eşittir kökik seyrisinin 1'e 0 noktasına en yakın noktasının koordinatları çarpımı. Şimdi kökik eğrisi şöyle bir şey de. Y eşittir kökik seyrisi böyle bir şey. Sen bunun böyle olduğunu bilmek zorunda değilsin abi. Bu ÖSYM sana yeştir kökiksi bil demiyor. O yüzden ben şöyle bir şey çizeceğim. Tamam mı? Katleteceğim matematiği. Normalde şu ama. Y eşittir kök x eğrisi böyle. Yani bilmediğini var ya da sınavda unuttuğunu varsayalım. Unut. Şöyle bir şey olduğunu düşündün. Attın kafadan tamam mı? Yani grafiğin önemli olmadığını sadece ve sadece olayı anlamak için bir koordinat ekseni çizmen gerektiğinden bahsediyorum şu anda. Şimdi bu y eşittir kök x eğrisi. Y eşittir kök x eğrisi. Şimdi burada da bir tane nokta var. Ne? A1'e 0 noktası. 1'e 0 dediğine göre arkadaşlar x ekseninin üzerinde mi nokta? Ordinatı yok. Bu noktanın bu eğriye en yakın noktasını soruyor. Şimdi bu nokta yani eğrinin üzerindeki en yakın noktaya B diyelim. Bunun absisini A olarak alalım. Tamam mı? A yerine yazdığım zaman ordinatı da kök a olur. Demek ki AB mesafesinin en az değerini soruyor. Bak, nereden nereye geçtim. AB mesafesinin en az değerini soruyor. Yani minimum AB'yi soruyor bana. Doğru mu? Doğru. En yakın olacaksa bu uzaklığı AB mesafesini en yakın seçmem gerekiyor. Doğru. Peki ben size ta geometrik yorumun en başında iki nokta arasındaki uzaklık formülünü vermiştim. Hem Pisagor'dan göstermiştim hem de formülden. Neydi formül? Ordinatlar farkının karesi artı apsisler farkının karesinin karekökü. Yani öncelikle minimum olmasını istediğim fonksiyonu oluşturuyorum. AB eşittir kök içerisinde. Kök A'dan sıfır çıktı kök A. Kök A'nın karesi artı a'dan 1 çıktı a 1 a 1'in karesinin karekökü. İşte arkadaşlar aradığınız minimum olmasını istediğiniz fonksiyon bu. Ama polinom değil. İşte %99 dememin sebebi oydu. %99 polinom soruluyor genelde maksimum minimumda ama %1 de polinom yine soruluyor. Yani burada içi yine bir polinom bunun. Kök A'nın karesini al. A kare. Burada A kare eksi 2 art, artı, 2 artı 1. Yani 2 tane A kare eksi 2 artı 1 aslında bu. Ama tabii ki köklü olduğu için polinom demeyeceğiz. Ama polinom olmaması bir şey ifade etmez. Köklü de olsa arkadaşlar minimum değerini türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alacak. Dolayısıyla AB'nin türevini alıyorum ve sıfıra eşitliyorum Alıyorum türevini. Hadi bakalım bismillah. Nedir arkadaşlar kök fx'in türevi neydi? kök fx'in türevini hemen bir daha hatırlayalım. 1 bölü 2 tane kök fx çarpı kökün içinin türevi. Yani f'in türevinde x'ti. Hatırladın mı? Peki. O zaman 1 bölü 2 kök zımbırtı 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 zımbırtı. Hocam kökün içini niye yazmadınız? Bekle. Bekle. Niye yazmadığımı söyleyeceğim. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi de arkadaşlar bakın. Burayı bir düzenlersek şurada. Kök a'nın karesi a kare. Artı a eksi 1'in karesi de a kare eksi 2a artı 1 değil mi? Yani burası 2 tane a kare eksi 2 tane a artı 1 değil mi? Türevini buraya alarak yazalım. 2a karenin türevi 4a, 2a'nın türevi 2. Değil mi? Böyle. Bunu sıfır eşitleyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar Niye bu 1 bölü 2 kökün içindeki kökün içini yazmadım biliyor musunuz? Çünkü gerek yok. Ben türevinin sıfıra eşit, olduğunu yerin, sıfıra eşit olduğu yeri arıyorum ya. Kökün içi türevin tanımı gereği zaten paydaya düşüyor. Ya kardeşim bir şeyi sıfır yapan değer onun paydası olabilir mi? Paydası ki sıfırdan farklı olmak zorunda. Dolayısıyla bunu sıfıra mıfıra eşitlemeyeceğim için burayla hiçbir işim yok. Benim işim bunu sıfır yapan pay kısmıyla yani şurasıyla. Yani benim sıfır eşitleyeceğim yer 4a eksi 2. 4a eksi 2'yi sıfır eşitledim. Buradan 4a eşittir 2'den a 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 oldu. Diyor ki en yakın noktasının koordinatları çarpımı. Şimdi en yakın noktasının apsisini buldum. 1 bölü 2 bak b'ydi değil mi en yakın nokta. b'nin a'sını buldum apsisini buldum 1 bölü 2. Ordinatı da 1 bölü 2'nin köklüsü yani 1 bölü kök 2. Bize diyor ki isterseniz kök 2 bölü 2 yazın 1 bölü kök 2 daha güzel olur kök 2 bölü 2. Bize koordinatlar çarpımını soruyor. Bu ikisini çarparsanız cevabımız kök 2 bölü 4 olarak bulunacak arkadaşlar. Anladınız değil mi? Bence önemli referans sorulardan bir tanesiydi. Geldim 247'ye. Bak, ikinci dereceden bir denklemle uyarlanmış bir maksimum minimum sorusu. Diyor ki, denklemini veriyorum sana diyor. Bu denklemin köklerini de x1 ve x2 olarak veriyorum diyor. Buna göre köklerin kareleri toplamının en küçük değeri. Bak, en küçük değeri gördün ya. En küçük değeri. Hemen diyorsun ki kardeşim en küçük değerini istediği ifadeyi yazayım türevini alayım ve sıfıra eşitleyeyim. Şimdi o zaman bu ifadeyi bir yazmanız gerekecek. Nasıl yazacaksınız? Hemen ikinci dereceden denklemleri hatırlayın. Köklerin kareleri toplamı kökler toplamının karesinden yani x1 artı x2'nin karesinden iki tane kökler çarpımının çıkmış haliydi. Ben bunu size ikinci dereceden denklemlerde bangır bangır anlattığımı o kadar net bir şekilde hatırlıyorum ki elimle koymuş gibi bulacağım. Sayfa 43 örnek 20'nin birin ikincisi. X1'in karesi artı X2'nin karesi. Bakın kitabınızı açarak da görebilirsiniz. Aha da şöyle gözünüze gözünüze iliştireyim ki. Burada arkadaşlar ...tekrarlarınızı güzel yapın. Bakın ben burada yine bunun şöyle olduğunu anlatayım. Bu kökler toplamının karesinden geliyor. X1 artı X2'nin karesi eşittir. Açıyorsun. Nedir? Birincinin karesi X1'in karesi çarpımdan iki katı 2. X1 X2 ikincinin karesi X2'nin karesi. Bu arkadaşı karşı tarafa attığınız zaman... ...kökler köklerin kareleri toplamı kökler toplamının karesi eksi iki tane kökler çarpımı oluyor. Yani bu aradığımız ifade. Ama bunların en lezzetlisi ne biliyor musun? Sen bunu görüyorsun. a böyle bir şey var diyorsun. Kitabını açıp bakıyorsun ya. O benim hatırlatmamdan bin kat daha güzel. Arkadaşlar bu hayatta keşfederek öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Benim size tavsiyem bu. Yani beni dinleyin. Zaten birinden öğrenmeniz gerekiyor. Bu keşfederek türev öğrenemezsiniz. Ama belli şeylerin temellerini öğrendikten sonra lütfen deneme çözerken, deneme analizi yaparken yapamadığınız soruları izlerken özellikle benden temel dersi dinledikten sonra soru çözüm pratik yapma aşamasına geçtiğiniz zaman olabildiğince kendinizle kalmaya çalışın. Çünkü öğrencilerimizin en sık yaptığı hatalardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Ne zannediyorsunuz biliyor musunuz? Sanki sınava girdiğinizde de yanınızda Mert Hoca olacakmış ya da X hoca, Y hoca olacakmış zannediyorsunuz. Ama yani tabii ki zannetmiyorsunuz, zannediyorsunuz derken yani e, ee, bilinçaltınız size bunu baskılıyor. Bilinçaltınız size diyor ki Mert Hoca'yı sürekli izle, 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 izle soru çözdün. Ya hemen yapamadın mı? Yine onu izle. İşte bir deneme mi çözüyorsun? Bir soruyu çözemedin mi? Hiç bakma. Video çözümü var. Hemen izle. Bunu yaptıkça sanki sınavda da yapamadığın soruyu izleyecek misin gibi bir rahatlık oluşuyor. Sınavda böyle bir şey yok. Sınavda soruyu yapamadığın zaman ya sallayacaksın. O büyük ihtimal yanlış çıkacak ya da boş bırakacaksın. Belki de yapabileceğin biraz üstünde dursan uğraşabileceğin soruyu es geçmiş olacaksın. O yüzden benim size tavsiyem şu. Sorularla boğuşun, mücadele edin arkadaşlar. Tamam mı? Bir sorunun size neler kazandıracağını hiçbir şey bilemez bilemezsiniz. Yani bir tane türev sorusu çözerken Mesela özellikle bunları efficiency testlerinde çok duyuyorum. Çok zor bilmem ne bir kere çok zor değil ama zor sorular tabii ki var. Efficiency testleri terletiyor yani onu söyleyeyim. Öyle hiçbir kitapta bulamayacağınız sorular var onun oranın içerisinde ve ben iddia ediyorum onlar sınav kazandıran sorular. Yani sınavda birebir çıkan sorular değil. Ayette de öyle bir şey mümkün değil zaten. Sınav kazandıran sorular. Yani o soruyu yaparsam eğer o gibi bir soru ÖSYM'de bana sorarsa asla kaçırmam diyeceğiniz sorular var. Ama o sorular nasıl sınavda soru kaçırmaz, kaçırmama dönüyor? İşte terlemen lazım tamam mı? Yani anlamıyorsun, beni dinliyorsun, olmuyor, çiziyorsun ya yani o orayı bırakmayacaksın işte. Çünkü anlayacaksın onu bir şekilde anlayacaksın. Evet x bir öğrenciye göre belki de onun altyapısı daha iyi olduğu için onun 20 dakikada anladığı şeyi sen belki de bir saatte anlayacaksın. Belki de iki saatte, belki de yarım günün alacak ama bir efficiency testi sorusunun içerisinde analitik geometri, eşitsizlik, ikinci derece denklem, parabol, türev, türev alma, ekstremum, maksimum, minimum böyle bir şey varsa o soruyu çözmek belki de sana bir anda 7-8 tane kazanımı konuyu tekrar ettirecek. Bu açıdan bak olur mu? Yani hiçbir zaman e ne? çözdüm ne oldu? Bir tane soru. Bir soruya iki saat uğraşılır mı ya? Uğraşılır abicim. Soru iki saat uğraşmaya değecek bir soruysa uğraşılır. Sonunda eğer bir şeyler kazanacaksan, bir şeyler öğreneceksen uğraşılır. Tamam? Yani o yüzden e, bir şeyleri unutmaktan korkmayın. Unutabilirsiniz. İnsansınız ve bir sürü dersle uğraşıyorsunuz. Yani ben size yüzde yüz hak veriyorum. Ama ne olursunuz unuttuğunuz şeyleri hatırlama noktasında elinizi taşın altına koyun. Yani unuttum zaten ya. bir daha baksam bir daha unutacağım. Hayır. Büyük ihtimal unuttuğun şeyi bir daha baktığın zaman bir daha asla unutmayacaksın sınava kadar. Onu da söylemiş olayım yani. Tamam mı? Peki. Şimdi. Bunu da söylemek istedim. Bir dertleşmek istedim yani size. Kusura bakmayın ama. Şimdi devam ediyorum. Ee, toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Heh, ee, yazdım bunun eşitini. Şimdi kökler toplamı. E kökler toplamı eksi b bölü a. Eksi b dediğim şey e, eksi m eksi 1. a dediğim şey de 1. Yani eksi m eksi 1. Arkadaşlar karesini alırken önündeki eksinin karesi artı olacağı için zaten direkt m eksi 1. O nasıl kötü bir m yazdım ya. Direkt m eksi 1'in karesini alarak ilerleyebilirsiniz. m eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı. C'si m artı 3 a'sı 1. Yani C bölü A'dan M artı 3 bölü 1 yani M artı 3. Bu bizim arkadaşlar aradığımız yani toplamının yani en küçük olmasını istediğimiz ifade bu. O zaman ben bunun ben buna A dersem eğer A dersem benim yapmam gereken şey A'nın türevini almak ve sıfıra eşitlemek. Zaten hali hazırda polinom olduğunu hepimiz görüyoruz. Hadi türev alalım. 2 başa geçti. Hiç için açma ha hiç gerek yok. Açacağın türevi hiç gerek yok. 2'yi başa geçir üstü bir azalt. M eksi 1 üzeri 1 çarpı. İçinin türevi kontrol et. M'nin türevi 1 gerek yok yazmaya. Şimdi bunu dağıtabilirsin şöyle. Eksi 2 M eksi 6 diye düşün. Eksi 2 M'nin türevi eksi 2. Eksi 6'nın türevi 0 zaten. Bunu 0'a eşitledin. Hiç içeri dağıtma. 2'yi karşı tarafa at. 2 çarpı M eksi 1 eşittir 2 oldu. 2'ler birbirini götürdü. M eksi 1 1 oldu. O zaman M kaç çıktı? 2 çıktı. Bana ne soruyor? Toplamının en küçük değeri. Bak. Bu toplamın yani A dediğim ifade bu toplam. Bunun en küçük değerini verecek M değerini buldum ben. Bu toplamın en küçük değerini bulmadım daha. Şimdi bu toplamın en küçük değerini bulmak için M yerine 2 yazacağım. Nerede? Ben A'nın en küçük değerini bulmuyor muyum? Bak onun türevini alıp sıfıra eşitlemişim. Demek ki A'da M gördüğüm yere 2 yazacağım. Hadi bakalım. A eşittir. M yerine 2 yazarsam 2 eksi 1 1 karesi 1. M yerine 2 yazdım. 2 3 daha 5. 5 kere 2 10. O zaman burası da eksi 10. 1 eksi 10'dan cevabımız eksi 9 olarak bulunacak. Tertemiz güzel bir çözüm oldu tamam mı? 248. Bir malın alış fiyatı x satış fiyatı y olmak üzere y eşittir eksi x kare artı 5x artı 7 ilişkisi veriliyor. Alış fiyatı ile satış fiyatına bağlı bir fonksiyon arasındaki bir ilişkiyi vermiş. Buna göre bu malın satışından en çok kaç TL kar elde edilir? Bakın arkadaşlar. Şimdi öncelikle kar ne demek onu bir konuşalım. Kar demek bir kar elde edebilmem için bu malın satış fiyatından alış fiyatını çıkarmalıyım ve karı bulmalıyım. Tamam mı? Satış alış çıkarttığım zaman pozitif çıkıyorsa kardayım. Sıfır çıkıyorsa ne karda ne zardayım. Negatif çıkıyorsa zarardayım. Dolayısıyla karı bulabilmek için yani kar dediğimiz şey k e dersem satış. Bir malın satış fiyatı y'ymiş. Şimdi y satış fiyatı eksi alış. Alışı da x'miş yani karımız y eksi x. Yalnız Şimdi karın en çok kaç olduğunu söylüyor ya. Yani karın türevini alacaksın. Yani k'nin türevini alıp sıfıra eşit diyeceksin. Ama ben sana dedim ki türev alacağın fonksiyon mutlaka birinci birinci dereceden diyorum. Bir bilinmeyenli bir polinom olmalı. Burada y-x var. Y yerine acaba x'li bir şey yazabilir misin? Ayağını çek üstüne bastın. Eksi x kare artı 5x artı 7 y eşittir değeri zaten. Yani aslında sana adam k'yi eksi x kare artı 5x artı 7 eksi x olarak vermiş. Y yerine bunu yazdım bak. Y yerine bu y ya y'yi eşitini yazdım. Peki düzenleyelim. Eksi x kare artı 4 tane x artı 7. Şimdi k'nin türevini alıyorum. Hadi bakalım. Eksi x karenin türevi eksi 2x yaptı. Artı 4x'in türevi artı 4 yaptı. Eşitledim sıfıra. Eksi 2x'i bu tarafa atıyorum. 2x yaptı. 2x eşittir 4 oldu. Buradan da x eşittir 2 oldu. Kaçmış arkadaşlar x? 2. Şimdi bak cevap 2 değil. Biz bu malın alış fiyatının en az değerini bulduk. Yani bu mal en çok değerini bulduk özür dilerim. Bu malın satışından en çok kaç TL kar elde edilir? X eşittir 2 için bulduk bunu. E o zaman x eşittir 2'yi yerine yazacağız. Nerede? E tabii ki kar fonksiyonunda. Ben karın en çok değerini arıyorum. Yani k'yi yazmam lazım benim karı. x yerine 2 yazarak bulacağım. 2'yi şurada yazıyorum. Eksi 4 artı 8 artı 7. 15'ten 4 çıktı. Cevabımız kaç geldi? 11 geldi. Anlaştık mı? Anlaştık. Devam edeyim mi? Ediyorum. Evet 249 ile devam ediyorum arkadaşlar. Adam diyor ki analitik düzlemde 2'ye k ve k artı 1'e 3 noktaları arasındaki uzaklık k'nın hangi değeri için en az olur? Hmm. Şimdi iki tane nokta var. A noktası 2'ye k. k'nın ne olduğunu bilmiyorum pozitif aldım. Yani negatif de olabilir. Bir tanesi de k artı 1'e 3. K, burası k. Burası K artı 1 olsun. Bak tekrar söylüyorum K'nın pozitif olduğunu bilmiyorum ha. Kafama göre aldım. Bu nokta A noktası, bu nokta B noktası. Bu noktalar arasındaki uzaklığın en az değerini soruyor. E daha doğrusu en az değerini sormuyor. Hangi K için en az değerini alır diyor. Daha kolay aslında. Yani az önce şeyi sorduğu gibi. Bu mal kaç TL'ye alınırsa en çok kar eder. Alış fiyatı x'de 2 TL alınırsa. Yani şu son adımdaki işlemi sormamış aslında burada. Tamam mı? Yani yerine koymayı sormamış. Ama iki nokta arasındaki uzaklığı oluşturmam lazım. Yani AB uzaklığını oluşturacağım. AB eşittir. Kök içerisinde. Absisler farkının karesi. Şimdi şöyle yapalım. K, K artı birden başlayalım. K'nın önüne eksi gelmesin. Buradaki mecbur gelecek ama. K artı birden 2'yi çıkarttım. K eksi 1 apsisler farkının karesi artı 3'ten k'yı çıkarttım 3 eksi k ordinatlar farkının karesinin karekökü. Şimdi bu ab uzunluğu arkadaşlar tamam mı bu ab uzunluğu benim bunun türevini alıp sıfır eşitlemem lazım çünkü bu uzaklığın en az olmasını istiyorum uzaklık en az olur diyor. O zaman türevini alıyorum ab'nin türevini alalım bakalım ne diyeceğim ab'nin türevi için ab'nin türevi eşittir 1 bölü 2 kök bıdıdı dıdıdı hıdıdı adıdı bıdıdı. Burası benim için önemli değil. Çünkü ben türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim için ben içinin türevini yani yukarıdan gelecek şeyi merak ediyorum. Çünkü bu ifadeyi sıfır yapan yukarıdan gelecek şeydir. O zaman içinin türevini aldığım zaman çarpı içinin türevi 2 başa geçti. 2 tane k eksi 1. Şimdi buraya dikkat edin. 2 başa geçti. E, artı 2 çarpı 3 eksi k çarpı bir de burada da içinin türevi. Burada içinin türevi 1 olduğu için yazmadım. K'nın türevi 1. Ama burada eksi k'nın türevi eksi 1 olduğu için burada çarpı eksi 1 geleceğinden bu arayı eksi yapar. Yani Olay budur. Bu türevini alıp bu ifadeyi sıfıra eşitleyeceksiniz arkadaşlar. Okey mi? Okiş mi? Şimdi buradan sonra madem bu ifade sıfır olacak bunu sıfır yapan değer burasıdır abicim. Paydasını sıfır, paydası zaten sıfır olmaz. O zaman tanımsız olur. O zaman burayı sıfır yapan değere bakalım. Yani burayı sıfıra eşitleyelim. 2K eksi 2. Eksi 6 artı 2 tane K. Eşittir 0. 2K 2K daha 4K. Eksi 8'i karşı tarafa attığımda 8. 4K eşittir 8 ise K eşittir 2. Yani K'nın 2 değeri için e, uzaklık en az oluyormuş. Şimdi bunu şunu sorsaydı. Noktalar arasındaki uzaklık en az kaçtır? O zaman K eşittir 2 için götürüp AB'de K yerine 2 yazacaktım. Hatta onu da bulalım. 2'den 1 çıktı 1. 1'in karesi 1. Bu arada doğru K'yı da 2 yani pozitif almakta doğru yapmışız. Tesadüfen bilmiyordum. 2 eksi 1'den 1. 3 eksi 2'den yine 1. Bir. 1'in karesi 1'in karesi 1. 1 bir artı 1'den 2. Yani AB arasındaki mesafede en az kök 2'ymiş. Onu sorsaydı onu da bulurduk. Hayırdır la kolay soruyorsun diye. Zoru da sorsan onu da bulurduk. 250 ile devam ediyoruz. Yavaş yavaş şekilli soruları da yeni nesil tarzı yani AYT'nin yeni nesili bu kadar olur arkadaşlar. Bu tarz sorulara da geleceğiz. Şimdi diyor ki yukarıda AB kenarı AB kenarı duvar ile örülmüş bir arsa gösterilmiştir. Arsanın sahibi aldığı 16 metre tel ile bu arsayı dikdörtgen biçiminde bu arsaya dikdörtgen biçiminde kümes yapacaktır. Bu kümesin alanı en fazla kaç metrekare olur diye soruyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla benim elimde bir tel var. Tamam mı? Bu telle ben bu arsanın etrafına dikdörtgen şeklinde kümes yapacağım. Yalnız duvarın oraya tel çekemem değil mi? O zaman şöyle yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle kullanacağım teli bak. Kullandım teli şu anda. Bam teline bastım bu sorunu. Öyle bir şey vardır bilirsiniz. Şöyle bak çektim, çektim, çektim. Buraya çekemedim orası duvar. Peki yani e, orayı oraya çekemem. Burası x olsun o zaman burası da x dikdörtgen ya. Şimdi burası ikisinin toplamı 2x. E, bu kırmızının bu telin uzunluğu 16 değil mi? 16 metre vermemiş mi? O zaman şu uzunluk şuradaki uzunluk 16 eksi 2x değil mi? Şimdi kümesi yaptık mı? Şurası kümes. Burayı k ile gösterelim kümesi. E bu kümesin alanının diyor. A. E şimdi kümesin alanını oluşturayım ben. K eşittir. Kısa kenarı x. Uzun kenarı 16 eksi 2x. Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi kümesin alanı? E ne yapalım? Kümesin alanının en fazla kaç olduğunu soruyorsa kümesin türevini alıp sıfır eşitleyelim. K'nin türevini al sıfıra eşitle. Ne oluyor oğlum? Bu saatte benim niye alarmım çalıyor? Anlıyorum. Deprem tatbikatı zannettim yine. Peki. Hadi türevini alalım. İçeri dağıtalım mı? Ben böyle hani bir tane çarpı iki tanelerde içeri dağıtıp sonra türev alıyorum. Hani x eksi 2 çarpı 16 eksi 2x olsa dağıtmakla uğraşmam ama burada dağıtmak daha karlı. 16x eksi 2 tane x kare k'ye. Bu k. Tamam Bu k. Şimdi türev alıyorum. K'nin türevi eşittir. 16x'in türevi 16. 2x karenin türevi 4x eşit dedim 0'a. 16 eşittir 4 xten x eşittir 4. Yani x eşittir 4 için alan maksimum oluyormuş. Kümesin alanı en fazla kaçtır diyor. Yani k'yı soruyor bana x eşittir 4 için. 4 yerine yazarsam 64. 4 yerine yazarsam 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2 32. 64 eksi 32'den cevabımız 32 olarak bulunacaktır. Tamam mı? Güzel. Maksimum minimum problemlerine iyi deniye girdik arkadaşlar. Hayırlı olsun. 251 ile devam ediyorum şimdi. Diyor ki: Çevresi 60 metre olan dikdörtgen biçimindeki stüdyo gösterilmiştir. Ürün çekim odası, bilgisayar odası, bu da girişi. Bu stüdyoda bilgisayar odasına ayrılan alanın en çok olması için k kaç metre olmalıdır? Hmm. Şimdi 3k ise şurası 3k, 2k ise şurası 2k. Tamam. Şimdi çevresi 60 metre diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 5K burada. 5K burada 10K. Eğer ben buraya X dersem. Burası da X artı 2K olacağı için. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Deriz ki. Abicim 5, 10. 2K, 2K, 14. Bir de 2X var. Yani 14 artı 2X'in 60 olması lazım. Değil mi? Bak 14K özür dilerim. 14 nereden geldi? 14K artı 2X'in 60 olması lazım. 14K artı 2X. E, 2'ye bölersem 7K artı X'in de kaç olması lazım? 30 olması lazım. Değil mi? Doğru. Şimdi o zaman ben X yerine ne yazabilirim? 30 eksi 7K yazabilirim. X yerine götürüyorum. 30 eksi 7K. Hocam X kalaydı ya. Niye X yerine 30 eksi 7K yazdınız? Çünkü abicim değişkeni 1'e düşürmek demek maksimum minimum problemini çözmek demek değişkenin 2'de kalması demek her zaman bir çıkmaza girmek demek o yüzden bu hareket güzeldi yani 30-7K e kardeşim şimdi bu bilgisayar odasının alanına ben B dersem bu B dikdörtgen olduğu için bu alan kısa kenarı 3K çarpı uzun kenarı da 30-7K değil mi? E, 3K'yı içeri dağıtırsam 3K çarpı 30'dan 90K, 3K çarpı 7K'dan da 21K kare olur. İşte bu bize B'yi verir. Yani bilgisayar odasının alanı. E Ben bilgisayar odasının alanının en çok olmasını istiyorsam B'nin türevini alacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Türev alıyorum. 90K'nın türevi 90. 2'yi başa geçirttim. 42 tane K eşittir 0'a. Buradan 42K eşittir 90 yapar. Her iki tarafı 42'ye bölersem K eşittir. 90 bölü 42 yapar. 3'e böldüğüm zaman 30, 3'e böldüğüm zaman 14, 30 bölü 14. Bir daha 2'ye böldüm 15, 2'ye böldüm 7 yapar. 15 bölü 7 olacak. Tamam. İndim bir aşağıya. Oo. Şimdi geldim buna. Bak şimdi çerçeve sorusu. Ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum. Yukarıda alanı yarım metrekare olan dikdörtgen biçimdeki çerçevenin kırmızıyla boyalı kısmına resim yerleştirilecektir. Yerleştirileceği kırmızı boyalı yüzeyin çerçeve ile arasında yanlardan 4'er santim. Ha, bu kırmızı ile çerçevenin arasında yanlardan 4 santim. 4 santim buradan, 4 santim buradan, Üstlerden de kaç santim? 2'şer santim. 2 santim buradan, 2 santim de buradan. Bak. 4 santim buradan, 4 santim buradan boşluk var. 2 santim buradan, 2 santim de buradan boşluk var. Şimdi ee, buraya x diyeceğim. Buraya y diyeceğim. O zaman x çarpı y yani alanımız neymiş? Yarım metrekare. Şimdi 1 metrekareyi düşünelim ama santim hesabıyla. Çünkü bana boşlukları santim cinsinden vermiş. Arkadaşlar 1 metrekare ee, şöyle düşünün. 1 metre kaç santimdir? 1 metre 100 santimdir. Dolayısıyla kareden düşünün. Tabi bura kare değil ama hani metre kare hesabı için. Buraya 100 santime 100 santim bir şey aldığınız zaman buranın alanı 1 metre kare olması için 100 çarpı 100'den e, 1, 2, 3, 4 yani 10.000 santimetre kare olması lazım. 1 metre kare 10.000 santimetre kare. Yarım metre kare dediğine göre 10.000'i 10 2'ye böldüğümüz zaman 5.000 santimetre kare. Yani x çarpı y kaçmış? 5000'miş 5000 santimetre kare E o zaman e, şöyle düşünelim Arkadaşlar ben resmin yerleştirileceği yüzeyin yani kırmızı bölgenin alanının en büyük olduğu duruma bakıyorum buranın alanını hesaplayacağım o zaman ben bunun uzun kenarını ve kısa kenarını hesaplamalıyım şimdi uzun kenarını hesaplarken e, y var burada burada x var İlla ki x çarpı y'li bir şeyler gelecek. Hatta x eksi 8 mekiz bir şeyler gelecek ama ben burayı tek bilinmeyene çevirmeliyim. O yüzden y gördüğüm yere x'li bir şey yazmalıyım. y'yi yalnız bırakırsam y yerine 5000 bölü x yazabilirim. Şimdi bak bu y yerine kaç yazdım? 5000 bölü x yazdım. Yalnız bu uzun kenar 4 burada 4 de burada. Yani 5000, e, 5000 bölü x'in 8 eksiği kadar olmalı. Çünkü tamamı 5000 bölü x ama 4 burada. 4 burada boşluk var. O zaman burası daha da küçülecek. 5000 bölü x'ten tamamından ne kadar küçülecek? Boşlukların toplamı kadar. Yani 8 kadar. Güzel. uzun kenarına, kısa kenarına bakıyorum. 2 birim buradan, 2 birim buradan tamamı x'ti. 2 birim kısaldığına göre uzun kenarı da x eksi 4 olacak. Doğru mu? x eksi 4. O zaman ben şimdi o kırmızı çerçevenin alanını bulurken ne diyeceğim? 5000 bölü x eksi 8 ile neyi çarpacağım? x eksi 4'ü çarpacağım. Sonra bunun türevini alacağım. Niye? Çünkü bu 5000x hatta isterseniz öncelikle şöyle yazayım. Resmin çerçevesi bu. Yani resim bu. R bu. Şimdi R'nin türevini alıp sıfıra eşitlemeliyim ki yüzeyin en büyük alana sahip olduğu x değerini bulabileyim. Peki burada ne yapacağım? Ben burada olsam çarpımın türevini mi yaparım? Ee, onu yapalım ya. Çünkü içeri dağıtınca x'ler mx'ler gider de 8x'ler falan gider. Ama... Dağıtmak da mantıklı ya. Hadi dağıtalım gel. Dağıtıyorum. 5000 bölü x ile x'i çarptım. 5000 geldi. Buradan 5000. 5000 bölü x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 20.000 bölü x geldi. Eksi, eksi 8 ile x'i çarptım. Eksi 8 x geldi. Eksi 8 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 32 geldi. Eşittir 0. Türevin. Ha, pardon çok üzülerim. Dur daha içeri dağıttım oğlum. Daha r'yi buldum. Ne türevi? Daha türevini almadım ki sıfıra eşitliğin. Şimdi türevini alıyorum. R'nin türevi. 5000 gitti. Türevi 0. 32 gitti. Türevi 0 zaten. Eksi 20000 bölü x. Şimdi eksi 20000 bölü x'e eksi 20000 çarpı x üzeri eksi 1 diye düşüneyim. Eksi başa geçtiği zaman 20000 yapar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Üstü bir azalttığım zaman x üzeri eksi 2 yapar. Eksi 8 x'in türevi eksi 8 yapar. Eşittir 0'a. Şimdi karşı tarafa atarsam bunu da şöyle artık paydaya alabilirim. 20.000 çarpı x üzeri eksi 2'yi 20.000 çarpı 20.000 bölü x kare diye yazabilirim. 20.000 bölü x kare karşı tarafa atınca eşittir 8. İçler dışlardan 8 tane x kare eşittir 20.000 yapar. 8'e böldüğüm zaman x kare eşittir. 20.000'i 20 8'e bölünce ne olur? 8'e bölmek demek arkadaşlar. 3 defa 2'ye bölmek demek. 20.000'i 20 bir defa 2'ye bölün 10.000. Bir daha bölün 5.000. Bir daha bölün 2.500. Yani x kare 2.500. O zaman x eşittir 50 yaptı kaçmış x arkadaşlar 50. Peki y'yi bulabilir miyiz? Lan tabii ki bulabiliriz. Y zaten 5000 bölü x'ti. Yani 5000 bölü 50 e 5000 bölü 50 de 100 yapar. Yani y de kaç olacaktır arkadaşlar? 100 olacaktır. E bu soru bize neyi soruyor? Bu soru bize e, çerçevenin eni ve boyunu soruyor. Eni 100, boyu da 50 olarak bulunmalıdır. En dediğimiz bak boy dediğimiz x, en dediğimiz de genişliği. ve 50 olarak bulunması gerekiyor. Anlaştık mı? E bak bunu da hallettik ne güzel. Devam edelim bakalım. Oo bu ne lan? Yamuk mamuk var orada bir şeyler var. Oo iyi soru. Özlem 0 ile 9 aralığında y eşittir kök x eğrisi ile x ekseni arasında kalan o abc dörtgeninin alanını hesaplamak istiyor. Bu araçla şekilde görülen sarı dik üçgeni ve yeşil dik yamı oluşturuyor. Buna göre o abc dörtgeninin alanının en az olması için a kaç olmalıdır? Hmm. Şimdi arkadaşlar buradaki alanda ne görüyorsunuz? Bu bir e, yamuk değil, yamuk artı üçgen. Yamuğun artı üçgenin alanını A değişkenine bağlayıp türev almak var aklımda. Şam şeytanı gibi çalışıyor aklım yine. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle A'yı yerine yazdığım zaman çıkan sonuç ne olur? Kök A olur. A yazınca ne çıktı? Kök A çıktı. Peki 9'u yerine yazınca ne olur? Nerede? Kök x'te. Yani kök 9 kaç olur? 3 olur. Güzel. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Kardeşim bu dik üçgenin alanı sonuçta burası dik. Aynı şekilde burası dik. Demek ki bu bir dik yamuk. Dik üçgenin alanı burası a birim. Burası da kök a birim. Yani a çarpı kök a bölü 2'dir. Neyin alanı? Dik üçgenin alanı. Bu cepte. Bak bu cepte. Şimdi devam ediyorum. Artı diyorum. Neyin alanı? Dik yamuğun alanı. Şimdi 9 bura a ise şuradaki uzunluk 9 eksi a. Bu 9 eksi a bu dik yamuğun ne yüksekliği. Yamuğun alanı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Alt taban yani kök a. Artı üst taban yani şuradaki mesafe. Kaç şuradaki mesafe? Ee, 3 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 9 eksi a bölü 2. İşte bu bana neyi verecek arkadaşlar? Yamuğun alanını verecek. Bu ikisinin toplamına ne diyelim? Büyük A diyelim. İşte bize bunun yani bu O, A, B, C dörtgeninin alanının maksimum değerini soruyor. Hmm. O zaman biz buradaki A'nın türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Tek sıkıntı işte bunun türevini almak zor değil ama hani hepsi gibi kolay da değil yani. Şimdi hani açık konuşmak gerekirse. Şimdi bir kere şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. İkisinde de 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 parantezinde şu ifadeyi yeniden yazabilirim. Kalıyor. A kök A kalıyor. Şu A kök A bir yazalım. Artı. Şimdi şurayı içeri dağıtmak gerekir mi? Ee, çarpımın türevini mi yapmak gerekir? Yani baktığım zaman arkadaşlar aslında ikisi de aynı. Ça dağıtalım hadi gel. 9 ile kök A çarptım. Buradan 9 tane kök A geldi. 9 ile 3'ü çarptım. 27 geldi. Kök A ile eksi A'yı çarptım. Eksi A kök A geldi. Allah! Orada da A kök A var. Onlar gidecekler. Bir de 3 ile eksi A'yı çarptım. Eksi 3 A geldi. Tamam. Şimdi şu arkadaşla şu arkadaş gidiyor zaten. Güzel. Şimdi türev almak daha da güzel olacak. Bu A değil mi? Şimdi A'nın türevini alalım bakalım. 1 bölü 2 çarpı. Buranın türevini alıyoruz. Hadi alalım. 9 kök A'nın türevi. 9 çarpı 1 bölü 2 kök A. Doğru mu? 9 kök A'nın türevi. Öyle değil mi arkadaşlar? Peki. E, 27'nin türevi 0. Eksi 3A'nın türevi de eksi 3. Bunun sonucunun ne olması lazım? 0 eşit olması lazım. E, 1 bölü 2 çarpı bir şey 0 eşitse... ...şunun 0 olması gerekiyor. E o zaman... 9 bölü 2 tane kök a eksi 3 eşittir 0 olmalı. Eksi 3'ü öbür tarafa atarsam 9 bölü 2 kök a eşittir 3 olmalı. Sadeleştirdim 3 kaldı. İçler dışlardan 2 kök a eşittir 3. Her iki tarafın karesini alırsam 4 a eşittir 9'dan a eşittir 9 bölü 4 olmalı. Zaten soru da bana A kaç olmalıdır diyor. 9 bölü 4 olmalı. Tamam mı? Sakin sakin türev aldım. Bakın böyle telaş yapmadım. Acele etmedim. Allah ne yapacağım ben falan yapmadım. Gayet sakin sakin aldım türevini. Ben bilgi benim içimde. Bilgi benim kafamda. O yüzden ben kor yani korkacak bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? AYT'de gerçekten korkacak bir şey yok. TYT'den biraz korkabilirsiniz. Hani lan burada ne demek istiyor acaba bu şerefsiz falan diye düşünebilirsiniz ama AYT'de hiç korkmanıza gerek yok. AYT'de biliyorsan burada varsa tamam. 254 ile devam ediyorum. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen AE AE EF'ye dikmiş. Tamam. AD 21 inmiş. Neresi AD? Şurası 21 inmiş. Güzel. AB 12 birimmiş. 12 birim. Güzel. <laughs> tamam. FC uzunluğunun en büyük değeri en büyük olması için tanjant alfa değeri nedir diye soruyor. Şimdi şimdi şuraya ne diyelim mesela Örneğin x demeyelim alfa ile karışmasın y diyelim. O zaman şu de uzunluğu 12 eksi y olacak mı? Olacak. Peki. Bunlar güzel. Hoş. Bakalım başka bakalım. Benzer üçgenler olduğunu gözlemliyorum. Siz de gözlemlediniz mi? Dikdörtgen ya 90 e, şöyle yapalım bak 90 alfa beta alfa ile betanın toplamı 90 beta alfa 90 beta. Güzel. Şimdi bu iki üçgen arasında bağlantı kuralım. Betanın karşısı küçükte y. Betanın karşısı büyükte 20 eşittir. Alfanın karşısı küçükte yok. 90'ın karşısı küçük de yok. O zaman alfanın karşısında bir şey demek lazım. X demek lazım. Alfanın karşısı X bölü. Karşı tarafta alfanın karşısı 12 eksi Y. Güzel mi? Bu şekilde güzel. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsam 20 tane X eşittir. 12 tane Y eksi Y'nin neyi oldu? Karesi oldu. Şimdi adam diyor ki... Tanjant alfanın... Şimdi adam bana niye soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Ama... Adam bana neyin en büyük olmasını istediğini söylüyor. FC uzunluğunun. Yani X dediğim yerin. O zaman ben neyin en büyük ya da en küçük olmasını istiyorsa onun türevini alıyorum. O zaman ben neyin türevini alacağım? Ben X'in türevini alacağım. O zaman benim X'i yalnız bırakmam lazım. X yalnız kalırsa ne olur arkadaşlar? 12 tane Y eksi Y'nin karesi bölü 20 olur. Tamam mı? E, X'in türevini alalım hadi bakalım. X'in türevi. Y, tabi Y'ye bağlı olduğu için Y'ye göre türev alınacak. Burada ne yapabiliriz? Şöyle düşünün. 1 bölü 20 parantezinde 12 tane Y eksi Y'nin karesi gibi düşünün. Sonra deyin ki türev aldığım zaman bu tabi şu an hala x'i şu anda düzenledim. Şimdi türevini alıyorum. x'in türevi 1 bölü 20 çarpı Al yavrucuğum türevini. 12y'nin türevi 12. 12y'nin türevi 12. y karenin türevi 2y. 12 eksi 2y. Türevini aldım 0 eşitledim. Bak bu taktik çok işime yarıyor. Direkt nerenin 0 olacağını görüyorum. 12 eksi 2y 0 ise y buradan kaç çıkacaktır? 12y eşittir. 12 eşittir 2y'den y eşittir 6 çıkacaktır. Bana tanjant alfayı soruyor. Arkadaşlar hiç x'e girmeme gerek yok. Bu açı alfa açısı. Tanjant alfayı soruyor bana. Yani alfa açısının karşısı yani 12 eksi y bölü komşusu yani 20. E y'nin de ben 6 olduğunu biliyorum. 12 6'dan cevabımız 6 bölü 20 sadeleştirirsem kaç çıkacaktır? 3 bölü 10. Gayet nezih bir şekilde sorunun içerisinden kendimizi ayıkladık. Tamam mı? Maksimum minimum problemleri bak. Eğer Doğru şeyin türevini almazsan, doğru şeyi de bilinmeyene, tek bilinmeyene düşürmezsen çok can yakar. Ama doğru şeyi yalnız bırakır, doğru şeyin türevini alıp sıfıra eşitlersen kolaydır. 8 metre uzunluğundaki bir tel iki parçaya ayrılıyor. 8 metre uzunluğunda bir tel var elimde. buraya yazayım. 8 metre iki parçaya ayrılıyor. Ortadan ikiye demiyor. İki parçaya deyince hemen herkes dert dert diye ee, Parçalardan biri ile bir kare, diğeri ile bir daire yapılıyor. Nereden mesela kesilsin? Atıyorum. Tamam kafadan atıyorum yani. Şuradan kesilsin mesela. İşte bu x olsun. O zaman burası ne olur? 8 eksi x olur. Tamam mı? Bu diyor ki x'lik kısmıyla bir kare yapılsın diyor. Hımm. O zaman bakın kare yapıldığı zaman hani her bir kenarı hani bölüp kenarlarına bir şey diyeceğim ya. Ben şöyle yapayım. Buna 4x diyeyim. Buna 8 eksi 4 x diyeyim. Hocam niye böyle bir şey yaptınız? Çünkü çevresi 4 x olan bir teli x x x x diye büküp kare yapmak güzel olur. Her bir kenarına x demiş oluruz. O zaman şuradaki bakın bu kırmızı olsun tamam mı? Kırmızıdan oluşturduğum kare şöyle bir kare olacak. Hatta ben bunu sanki böyle elimde mezura var yani niye bu kadar şey yapıyorum ki değil mi? Niye bu kadar küçük yapıyorsun? Şöyle uzat yani. Şimdi buradaki 4 xlik uzunluk uzunlukla bir kare yapıyorum. Hadi yapayım karemi. Hop. Hop. Hop ve de hop. Hayatımda gördüğüm en iğrenç kare oldu. Tamam. Kolayı var. Şöyle. Tabii bunu yapmış yapıyorsak da şunu siyah boyamamız lazım, değil mi? <laughs> şunu şöyle maviye boyayalım. Ya o da o da siyah olsun can. Ne olacak? Tamam. Şimdi kare yaptık. O zaman bir tanesinin bir kenarı x olacak. x, 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 x. 4 x'li hallettik. 8-4x uzunluğundaki parçalardan bir tanesiyle de bir tane daire yapıyorum. Ha. Şöyle daire yapıyorum. Bunun da bir yarı çapı olacak tabii ki. Şöyle bir yarı çapı. Ne diyelim yarı çapına? R diyelim yarı çapına. Yarı çapına R dersek bakın burada da 2 pi R. Yani çevresi değil mi? Ne kadar olacak? 8 eksi 4 x olacak. 8 eksi 4 x. Bütün bildiklerimi hayata geçirdim. İki şeklin alanları toplamının minimum olabilmesi için kare kare yapılacak telin uzunluğu kaç metre olmalıdır? Yani 4 x'i soruyor bana. O zaman benim x'i bulmam lazım. Diyor ki bak neyin minimum, maksimum, en büyük, en küçük, en çok, en az olmasını istiyor? İki şeklin Alanları toplamanın. Bak alan diyor. O zaman karenin alanı yani x kare artı dairenin alanı yani pi r kare. Güzel. Şimdi burada <laughs> bilinmeyen pi bilinmeyen değil pi bir e, sabit sayı 3,14. Ben şöyle yapayım. Bu r yerine x'li bir şeyler yazmaya çalışayım. Şurada x'i r'yi yalnız bırakayım. r eşittir 8 eksi 4x bölü. 2 pi olsun. E sonra bir de 2 ile sadeleştireyim. 4 eksi 2 x bölü pi olsun. R dediğim şey. O zaman bakın gelin. x kare artı pi çarpı alan e, at diyeyim toplam alan at. Tamam mı? <laughs> x kare artı pi çarpı r kare. Şimdi r dediğim 4 eksi 2 x. Karesini alırsam 4 eksi 2 x'in karesi bölü pi'nin karesi olacak değil mi? bölü pi'nin karesi. Şimdi şu pi'nin karesindeki bir tane pi ile bu bir tane pi birbirini götürsün. Buradan ne geliyor? x kare artı 4 eksi 2x'in karesi bölü pi. Yani şöyle düşünelim. 1 bölü pi çarpı 4 eksi 2x'in karesi. Bu alan arkadaşlar. Bunun türevini alıp sıfıra eşitlediğiniz zaman toplam alanın minimum değerini x için bulursunuz. O zaman AT'nin ne yapıyorum? Türevini alıyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. X karenin türevi 2x yapıyor güzel. Şimdi şuradaki türev artı 1 bölü pi çarpı şu arkadaşın türevi 2 başa geçti. 4 eksi x'in üstündeki 2'yi bir azalttım 1 yaptım. Bir de içinin türevi var. Yani eksi 2 x'in türevinden eksi 2. Bunun kaça eşit olması gerekiyormuş? 0 eşit olması gerekiyormuş. Güzel. Şimdi toparlayalım. 2 x artı e, hatta 2 x eksi eksi hatta şöyle yapalım payda eşitleyelim. Yani şurada bir var ya bunu pi ile genişletelim. 2 çarpı pi çarpı x artı eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Eksi 4 ile 4'ü çarptım eksi 16. Eksi 16 eksi 4 ile eksi 8 x'i çarptım artı 8 x bölü pi. Bölü pi. Evet eşittir sıfıra. İşler dışlar yapınca burası ne oluyor arkadaşlar? Eksi 16'yı karşı tarafa at. 2 pi x artı 8 x eşittir 16. İkileri götürelim. Pi x artı 4 x eşittir 8. X parantezinde pi artı 4 eşittir 8. Her iki tarafı pi artı 4'e bölersem x eşittir 8 bölü pi artı 4 çıkacak. X'in değeri. İnşallah bana bir şey buldurmayacaksın. Direkt x'i soruyorsun. Bir bakayım. Ee, hayır bana 4x'i soruyor. Diyor ki kare yapılacak telin uzunluğu e 4x dedim ona. O zaman bunu 4 ile çarpmanız yeter arkadaşlar. Yani cevabımız ne olacaktır? 4 kere 8'den 32 bölü pi artı 4 cevabımız olacaktır. Gayet nezih bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyorum sorumuzu. 256 ile devam ediyoruz. Hadi bakalım. X bir tam sayı olmak üzere. A, B, C'de bir dik yamuk. AB uzunluğunu bak bu çok önemli güzel bir soru. AB uzunluğunu x artı 12 olarak vermiş. CD uzunluğunu 8x artı 14 olarak vermiş. BD uzunluğunu da eksi x artı 5 olarak vermiş. Diyor ki ABCD yamuğunun alanı en çok kaçtır? Hmm. Şimdi alan denklemini bir yazalım. Alan neydi? Alt taban yani 8x artı 14 artı üst taban yani x artı 12 x artı 12 çarpı yükseklik yani eksi x artı 5 çarpı yükseklik bölü 2. Bu bizim alan denklemimiz bölü 2. Hatta şurayı düzenleyelim. 8, 9 x artı 26 mı yapıyor? Aynen 9 x artı 26. Ona da yazalım şuraya. 16 mı yapıyor? 8 x artı 4 ya 14 nereden çıktı? <laughs> 9 x artı 16. 9x artı 16. Peki. Şimdi türev alıyorum arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 1 bölü 2 çarpı bıdı bıdı bıdı. Şimdi a'nın türevini alıyorum. a'nın türevini alırsam 1 bölü 2 çarpı. Hadi al bakalım buranın türevini. Çarpımın türevini de yapabilirsiniz. İçeri de dağıtabilirsiniz. Burada bir çarpımın türevi yapasım geldi. Birincinin türevi 9. ikincinin kendisi eksi x artı 5. Ee, artı Birincinin kendisi 9x artı 16 ikincinin türevi yani eksi x artı 5'in türevi eksi 1 o zaman bu arayı eksi yapar çarpı eksi 1. Tamam bu da eşittir sıfıra. Sıfır getirecek yer belli. Tabii ki sıfır getirecek yer burası. Tabii ki bu arım. 9'u içeri basarsam eksi 9x artı 45 eksi 9x eksi 16 eşittir sıfır yaptı. Buradan arkadaşlar eksi 9 eksi 9 eksi 18x eşittir ne yaptı? 45'ten 16 çıktı. 35, 30, 29. Aa, karşı tarafa atınca eksi 29 geldi. Eksi eksi artı yaptı. X buradan 29 bölü 18 çıktı. Hadi buyurun. X bir tam sayı olmak üzere dedi. X 29 bölü 18 çıktı. Arkadaşlar bu durumlarda şöyle yapıyorsunuz. Hiç heyecanlanmıyorsunuz. Siz zaten türevini alarak X'de, X ile ilgili olabilecek. Yani bunu maksimum yapan X'i buldunuz. Ama hani şöyle düşünün. Şimdi bu bir sayı doğrusunda bir değer. Siz 29/18 ile bunu bu x'in e, yerine yazıldığında yamuğun alanını en çok yapan reel sayı değerini buldunuz. Ama adam size diyor ki ben bunu tam sonuçta evet x yerine 29/18 yapınca bunu maksimum istiyor, yapıyor tamam. Ben x'i tam sayı istiyorum. Bundan biraz az alanlı olsa da olur diyor yani. Yani diyor ki bunun alanını maksimum yapan tam sayı istiyorum ben diyor. Tamam sen bana bunun alanını maksimum yapan reeli buldun ama ben tam sayı olanı istiyorum diyor. O yüzden bunun hemen bu tarafında ve bu tarafındaki sayılara bakıyorsunuz. Yani 29 bölü 18 nasıl bir sayı? Öncelikle onu belirtelim. 29 bölü 18. 29'da 18 iki kere bile yok arkadaşlar. Bir kere var. Bir kere 18, 18. Kalan 11. 11'de yok. 110'da da 10, 8 kere 9 kere olsa 9 kere 8, 72. 8 kere olsa 64, 104. Değil mi? 8 kere 8 64. 18 8'i çarpınca ne yapıyor? At 6... 8 de olmaz. Ee, 6 kere olur değil mi? 6 kere 8 48 e, ee, 18 ile 6 6 kere 8 48 108 Aynen şurası 108 2 kalır Yani 1.6 küsür Yani arkadaşlar bu x'in bu tarafında Bir 1 var bu tarafında 2 var Peki soru şu x eşittir 1 mi Yoksa x eşittir 2 mi? E bu çok basit. Bunu alanlı yani ya 1 olacak ya 2 olacak cevap. Hemen diplerinden bir tanesi. E peki x eşittir 1 mi bunun alanını büyük yapıyor 2 mi büyük yapıyor? Denemesi bedava gel. A yukarıda duruyor dene bakalım. X yerine 1 yazarsan alan ne çıkıyor bakalım. 1 yazdığın zaman do, e, 9 artı 16'dan 25. E 1 yazarsan 4, 25 çarpı 4 bölü 2. Yani 100 bölü 2'den 50 çıkıyor. X yerine 2 yazarsan ne oluyor bakalım? Alan. 2 yazdığım zaman 9 kere 2, 18. 18 ile 16'yı çarpınca 28, 34. 34 çarpı x yerine 2 yazınca 3 geliyor. Bölü x yerine ha, burası da 2. 2 ile 34 sadeleşti. 17, 17 ile 3'ü çarpınca 51. Şimdi X yerine 1 yazınca 50, 2 yazınca 51 çıktı alan. Demek ki arkadaşlar alanın maksimum değeri 51'miş. Bize alanın en çok kaç birim olduğunu soruyor 51. Yani soruya kaptırıp kendinizi ne sorduğunu bile anlamadan cevaba 29 bölü 18'i yapıştırmayın. Adam size X'in tam sayı olduğunu söylemiş. Aman ha diyeyim, aman ha diyeyim. Kısa kenar uzunluğu 12 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın D köşesi AB üzerine gelecek şekilde katlanınca G noktasına denk geliyor. Hmm. Peki buna katlanınca. BC 12 birim olduğuna göre AFG üçgeninin alanı en çok kaç birimdir? Şimdi katlamada bunu geometri kampında yani çok uzun uzun anlattık. Bu buranın üzerine denk geldiği için arkadaşlar şuradaki uzunlukta şuradaki uzunluk birbirine eşit oluyor. Yani ben buraya istersen burası x oluyor. Aynı şekilde şuradaki uzunlukta şuradaki uzunluğa eşit oluyor. Şimdi ben buradan buradan, bir şuraya y diyeyim. Şimdi eğer DF ise CB'nin tamamı da 12 ise buranın tamamı da 12 olacağı için şuranın 12 x olması lazım. Ee, başka uzun kenarın ne olduğunu zaten vermemiş. Şimdi AFG üçgeninin alanı en çok kaçtır diyor. AFG şimdi AFG üçgeninin alanı e, taban y, e, y çarpı yükseklik 12 eksi x bölü 2 ile bulunur. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunur. Değil mi? Alanımız bu. Burada tek sıkıntı şu ben burada bu alanda şimdi alanın en çok değerini soruyor. Bunun türevini alacağım ama burada iki değişken var. Hani hep ne dedik? Polinom tipli ifadede maksimum minimum problemlerinde tek değişkene düşüreceksin. Çünkü sen iki değişkeninin türevini almayı bilmiyorsun. Herkesi mutlu edemezsin. Çünkü sen Hatay dürümü değilsin. Dolayısıyla benim burada yapacağım hareket x ile y ile bağlantılı bir denklem oluşturabilmek. Bir denklem, bir bağıntı. 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 Üçgenlerde bildiğim en güzel bağıntı ne? Pisagor bağıntısı. Oo yapıştır. Ne diyordu Pisagor amca? X'in karesi eşittir. 12 eksi X'in karesi artı Y'nin karesi. Şimdi Y'yi yalnız bırakalım. X'li yazalım Y'yi. Bunu bu tarafa atalım. Ne olur? Y'nin karesi eşittir. X'in karesi eksi 12 eksi X'in karesi. Güzel. O zaman y eşittir. Bunun karekökü değil mi? Karekök içerisinde şöyle karekök içerisinde bu arkadaş. A. A, A y yerine bunu yazacağız. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? A eşittir. Şu 1 bölü 2'yi ayıralım arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı. Y yerine bunu yazıyorum. Bu külliyatı yazıyorum Y yerine. A da bunu yazdım Y yerine. Bir de çarpı 12 eksi 2x yazıyorum. Çarpı 12 eksi x. Şimdi bunun türevini alacağım. Yapacak bir şey yok. A'nın türevi eşittir. Şimdi buradaki 1 bölü 2 önemsiz zaten. Çünkü hani 1 bölü 2 çarpı şurayı düşünün. Önemli olan şuranın türevini almak. Hani 1 bölü 2 çarpı x karenin türevini alırken de ne yapıyoruz? 1 bölü 2 çarpı 2x diyoruz. Bunlar birbirini götürüyor. x oluyor. Yani çok önemli bir şey değil o. Çar, çarpan e, türevde bir etkiye sahip değil. Aradaki türevi alsak yeter. Buradaki türevi alırken de çarpımın türevini alacağız. Bu ifadeye birinci diyeceğiz. Bu ifadeye ikinci diyeceğiz. Birincinin türevi. 1 bir bölü 2 kök zımbırtı. Bu zımbırtı önemli değildi. Çarpı içinin türevi önemliydi. x karenin türevi 2x 2 e, başa geçti. Eksi 2 çarpı 12 eksi x çarpı içinin türevi. İçinin türevi de eksi 1 olduğu için Burayı artı yaptı. Burası da artı oldu. Tamam mı? Burayı yaptık. Birincinin türevi bu. İkincinin kendisi yani 12 eksi x artı birincinin kendisi yani bu arkadaş bu arkadaşın kendisi çarpı ikincinin türevi 12 eksi x'in türevi eksi 1 eksi 1 olduğu için çarpı eksi 1 olduğu için şu arayı eksi yapabiliriz. Olayı kapattık. Şimdi türev aldık şöyle eşittir 0. Türeve bak anasını satayım. Şey iyi de değil mi? fx eşittir 3 kare. 3x kare ise f'in türevinde 3 kaçtır? <laughs> falan diye. Ama burada gördüğünüz gibi babazunga gibi bir türev var. Şimdi ne yapacağız? Şurayı bir bir dağıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu 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 iş böyle olmaz. Bu arada parantezi almam gereken yeri şöyle alsam daha iyi olur. Birincinin türevi olan kısım şurası. Birincinin türevi Şimdi normalde şu arkadaş önemli değildi. Ama burada bu ifadeden bir tane daha geldiği için aslında bu önemli hale geldi. Yani bazı istisnalarda bunu yazmanız gerekecek. Nedir bu x kare eksi 12 eksi x'in karesi? Niye? Çünkü bakın şurayı düzelterek yazayım. Şimdi 2x burada var. 2'yi içeri dağıttığım zaman artı 24 eksi 2x var burada. Bunlar birbirlerini götürüyor. Bunlar birbirlerini götürüyor. Yukarıda 24 kalıyor. 24 bölü 24 bölü 2 tane kök x kare eksi 12 eksi x'in karesi. Bak şimdi sabırla yaz. x kare eksi 12 eksi x'in karesi. Tamam mı? Çarpı 1 eksi o çarpıyı da yukarı 24'ün yanına yazabilirsiniz arkadaşlar. E, 24 çarpı 12 eksi x diyebilirsiniz. Arada eksi var. Şunun aynısı var arkadaşlar. Bakın şu arkadaşın aynısı var. Kök içerisinde 12 eksi x kare eksi 12 eksi x'in karesi eşittir 0. Eğer biz payda eşitlersek bununla bunu çarptığınızda kare kökler birbirlerini götürürler. Yukarıda şöyle bir şey olur. Bak 24 çarpı 12 eksi x eksi parantezinde x kare eksi 12 eksi x'in karesi. Paydası önemli değil artık. Eşittir 0 çünkü paydasından 0 gelmeyecek. Bunu çözmemiz lazım. Tamam mı? Şimdi 24 ile e, isterseniz şöyle de yapabiliriz bakın. Şuradaki 24 ile 2'yi önceden sadeleştirebiliriz. Yani şurada 12 de kalabilir. Problem yok. Şurada 12 kalsın. Şurası 12. Şimdi dağıtalım içeri. 12 çarpı 12 144 eksi 12 tane x. E, eksi şuraya da bakarsam x kare Eksi şimdi burası 144 birincinin karesi eksi 144. Çarpımın iki katı eksi 24 x eksi içeri de attım artı 24 x. Eksi artı x kare eksi içeri de attım eksi x kare bunlar birbirini götürdü. Yani burada eksi 144 artı 24 x var. Bir de eksi geldi artı 144 eksi 24 x var. Eşittir sıfır oldu. Eksi 36 x geldi buradan da 288 geldi eşittir sıfır. Buradan 36x eşittir 288. Buradan da x eşittir. 8 kere olsa 6 kere 8 48. 24 4 daha 28. Oo, x eşittir 8 geldi. Yalnız alınan türeve bak be. Bu nasıl türev kardeşim? Ömürden ömür gider be bu türevi alırken. Oha çüş. çüş oha. AFG üçgeninin alanı. AFG. Baba AFG. AFG. Bunun alanını soruyor. Abi bari x'i x'i sorsaydın ya. Öf. Şimdi neyse x8 ise kolay zaten. Dur. Tam sayı çıktı. Şey yapmayalım hemen. Demoralize olmayalım. <laughs> Şimdi şurası da o kadar yapmışız. Bitirelim değil mi? 90. E, Y'yi bulmama gerek kalmayacak herhalde. X yerine 8 yazarsam bura 4. Burası 8. Bakın. E, burası 8. Burası 4 ise. Buraya x dersen. Ben buraya niye x dedim oğlum. Burası y olacak. Şurası y. Heh. 64 eşittir. Pisagor yapıyorum. 16 artı y kareden karşı tarafa attım. Y kare eşittir 48 çıktı. Y de buradan kök 48 yani 4 kök 3 çıktı. E, y 4 kök 3. X de bitti zaten ya. Şurası 4 kök 3 olduğuna göre alan hesaplanabilir. 4 kök 3 çarpı 4 bölü 2. 16 bölü 2'den cevabımız 8 kök 3. Oha ya. Çok çok iyi soru arkadaşlar. Yani bu sorudaki zaten bir türe biliyorum diyorsa şu türevi bir al bakayım al 0 x'i bul. 8 bulduğuna buluyorsan türev almayı biliyorsun abi. Bu cendereden geçiyorsan yani bu, bu öldürmediyse hiçbir şey öldürmez yani. Devam ediyorum. Bir karınca ABCD dikdörtgeninin A köşesinden düşey veya yatay doğrultular üzerine hareket ederek CD üzerine CD üzerine oradan da tekrar aynı şekilde hareket ederek B köşesine en kısa yoldan ulaşıyor. Hmm. Şimdi Karınca 20 santim yol aldığına göre alanı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi yatayda şöyle geldi diyelim. Sonra buraya geldi. CD'nin üzerine geldi. Sonra aynı şekilde B köşesine en kısa yoldan ulaşıyor diyor. Doğrultulardan hareket ederek. Mesela böyle geldi. Buradan da böyle geldi. Peki. Totalde burada ne kadar yol almış? 20. Şimdi ben buraya X dersem burası da X olur. Aynı şekilde burası da X olur. Şimdi 20 yol aldıklarına göre arkadaşlar şu arkadaşa y dersem aynı şekilde şuraya da y dersem y ile y'nin toplamı 2y artı x ile x'in toplamı 2x eşittir kaça? 20'ye. Tamam mı? Buradan y ile x'in toplamı kaça eşit olur? 10'a. Güzel. O zaman şöyle diyebilirim. Y, y, 2y ya burası. O zaman y eşittir. 10-x hatta 2'ye bölmeme gerek yokmuş. 2y eşittir 20-2x. Yani şu uzunluğun tamamı 20-2x'miş. Şurası. 20-2x. E x de burası. Şimdi bu alanın en çok olmasını istiyorsa bu alanın denklemini oluşturalım. Kısa kenarı x, uzun kenarı da 20-2x. az önce ne türev aldık bu bize. Vız gelip tırıs gider. X'i içeri dağıtıyorum. Ne geliyor arkadaşlar? Burada bir de yanlış yapıyormuşuz. Dereden geçerken denizde boğulmak mıydı? 20-x-2 tane x kare. Şimdi ana türevini alıyoruz. Ben bunu ezberledim bile. 5 geliyor lan bu her seferinde. 20-4x geliyor türevini alınca. 0 eşit dediğim zaman türevini 0 eşitliyorum. x eşittir buradan 4x eşittir 20'den x eşittir 5 geliyor. x eşittir 5 ise... 10, 5 kere 2'den 10, 20 eksi 10'dan 10. Yani uzun kenara 10, kısa kenarda 5 geliyor. O zaman alanı da maksimum kaç olacaktır? 50 olacaktır dedim ve bitirdim. Tamam mıdır? Vallahi çok güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Şimdi bazı soruları işaretleteceğim arkadaşlar. Çünkü çok sağlam sorular çözdük. Bir kere 257'yi işaretlemezsem benim elim kolum kırılır. 257 çok güzel soruydu. 255 çok güzel soruydu. 256 çok güzel soruydu. Tam sayı olduğunu görmek. Tam o işte bu tarafta mı bu tarafta mı onu görmek. Mesela 252 güzeldi. Bakın farklı matematik, farklı sistematikleri olan sorular. Hadi 254 tamam. Hadi 253 tamam. 251 çok güzel bir soruydu ki benzeri çıkmış bir soru karşımıza gelmişti arkadaşlar. Bu nokta ile alakalı şu nokta alma sorularını seviyorum ben. Yani bunlar içerisinde en beğendiğim nokta sorusu şuydu. Bunu sevdim yani. Hoşuma gitti. Ee, onun dışında şu kar zarar sorusu da güzel bir soruydu. Aklımızın bir köşesinde bulunsun problem vari soruları yine hem efishanado testinde hem de maksimum minimumun bir sonraki dersinde yani 77. günün ilk videosunda yani türevin 17. videosunda biliyorsunuz maksimum minimuma devam ediyoruz. Bitmedi maksimum minimum. Daha oha daha ne sorular çözeceğim? Maksimum minimumda daha çok sağlam, çok güzel sorularım var ama bugün bugünlük bitirdim. Bugün türevin 16. dersinde 76. günü de devirmiş olduk arkadaşlar. Harikasınız. Yani bir şey söyleyecek hiçbir şeyim yok size. Söyleyecek hiçbir lafım yok. Yani müthiş gidiyorsunuz. Yani bu çok kolay değil arkadaşlar. Bakın geçen senenin neredeyse bir buçuk katı daha fazla video çözüyoruz. Daha fazla soru çözüyoruz. Bunun yanında geçen sene yapmadığımız bir şey yapıyoruz. Bir tane de soru bankası bitiriyoruz. Kolay şeyler değil ama kolay olacağını kim söyledi? Hı? Tabii ki zor olacak. Tabii ki boğacağız ama sonunda tabii ki mutlu sona ulaşacağız. Mutlu sona ulaşmayı uzak gören, ulaşmaya ulaşmayacağını ya da ulaşamayacağını düşünen zaten bizimle beraber yol yürümesin arkadaşlar. Biz mutlu sona ulaşacağımızı bilerek ders çalışıyoruz tamam mı? Onu da söyleyeyim. Ders çalışmıyoruz aslında. matematik öğreniyoruz. Bak ders çalışma da demeyelim buna. Biz pure matematik yapıyoruz burada. Matematik yok. AYT matematik öğreniyoruz. Gerçekten öğreniyoruz. Bunun nasıl gerçekten öğrendiğini şu kampı bitsin. Şöyle birazcık bir demlensin. O denemeler menemeler gelsin. O zaman zaten kendinde gözlerinle görmüş olacaksın. Şimdi 76. günün ödevine bir daha değinmek istiyorum. Ödevler biliyorsunuz ki benim kırmızı çizgim. E, türev 16. dersin ödevi Test 27 ve 28. Ben şimdi testinizden güzel bir soru karşınıza getireceğim. Ve dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım canlarım. Sorumuz hazırsanız. Buyurun gelsin. Türev test 28 soru 3. Koordinat düzlemi üzerinde fx eşittir x artı 2'nin kübü fonksiyonu ve bu fonksiyon üzerinde hareket ettirilen p noktası verilmiştir. p hareket ettirildikçe oluşan ap uzunluğunun bp uzunluğuna oranı en az kaç olur diyor. Hmm. Şimdi burada bir tane bu A noktasının absisini alalım. Ne alalım A noktasının absisini olsun? A olsun mesela. O zaman P noktasının absisi de A olur. O zaman yerine yazdığım zaman P noktasının ordinatı A artı 2'nin neyi olacaktır? Kübü olacaktır. O zaman bizim aradığımız oran AP uzunluğunun AP uzunluğu A artı 2'nin neyi arkadaşlar? Kübü. BP'ye oranı. BP de şuradaki mesafe. Yani buradaki mesafe. Yani A. Çünkü A noktası A'ya sıfırdı. Yani A artı 2'nin kübü bölü A. Bölü A. Bu bizim e, AP'nin BP'ye oranı. Tamam mı? Buna mesela e, A diye. Büyük A de. Büyük A demeyelim de. Yani fark etmez ya. M diyelim. K diyelim. Bir şey diyelim işte. Şimdi bunun en az olmasını istiyorsa bunun türevini alacağım baba. Bunun türevini alacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Alıyorum türevini. Bölümün türevi yapacağım. Birincinin türevi 3 çarpı a artı 2'nin parantez karesi. Üstü bir yazalttım. türevi 1. İkincinin kendisi a. Eksi. Birincinin kendisi a artı 2'nin 3. kuvveti çarpı ikincinin türevi. Yani a'nın türevi 1 zaten. Bölü paydanın karesi. Payda a olduğu için a'nın karesi zaten a kare geliyor. Bunu sıfıra eşitledim. Karşıya gönderince bu gidiyor zaten. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Ha, ha. Şöyle yapalım mı? Bakın a artı 2 parantezin alınabilir iki tarafta da var. Hatta a artı 2'nin karesi parantezin alınabilir. A artı 2'nin karesi parantezinde a artı 2'nin karesi gitti 3 kaldı. Bir de buradaki a kaldı. Bak 3a eksi a artı 2'nin karesi gitti bir tane a artı 2 kaldı. A artı 2 eşittir 0. Buradan e, a artı 2'nin parantez karesi çarpı 3A eksi A'dan 2A yanında da eksi 2 var eşit 0. Aa, türevini 0 A türevini 0'a eşitleyince iki tane nokta geldi. Bir tanesi eksi 2 noktası bir tanesi de 1 noktası. Hangisini alacağız? Arkadaşlar tabii ki de tabii ki bu arın tabii ki de 1'i alacağız. Tabii ki de eksi 2'yi almayacağız. Niye? Çünkü eksi 2 türevin M'nin türevinin çift kat kökü. Çift kat köklerde ekstremum nokta olmazdı. Ekstremum nokta olmadığı için de burada en fazla en az yani yerel mi ekstremum nokta değil. Yerel maksimum ya da yerel minimum değil. O yüzden bunu alamam. Türevin işaret değişmesi lazım. Yani 1'i alabilirim. E o zaman 1'i götürüp yerine yazarsam 1, 2 daha 3. 3'ün kübünden 27. 27 bölü 1'den oranımız en az 27 olur. Doğru cevabımız da E şıkkı olacaktır. Ekstremum noktaların tanımlarına da burada dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Hepinizi çok seviyorum. 77. günde maksimum minimum problemlerinin ikinci dersi Türev'in 17. dersinde görüşmek üzere. Türev'in de son konu anlatım günü olacak. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.